İlçe divan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yahudi rejiminin insanlık dışı eylemleri 70 yıldan fazladır Filistinli kardeşlerimize büyük zulüm olarak dönmüş ve burada senelerdir insanlık suçu işlenmeye devam edilmektedir. Bu zulümlere karşı Filistinli kardeşlerimizin sergilediği mücadele basit bir toprak mücadelesi değildir. Bu mücadelenin en şanslılarından birisi de Hamaslı mücahitler tarafından başlatılan Aksa tufanıdır. Ancak ne acıdır ki Filistinli kardeşlerimizin yaptığı mücadeleye başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin liderlerinden gerekli destek maalesef gelmemektedir. Özellikle her seçim öncesinde AKP iktidarının meydanlarda Filistin hamaseti ise hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Seçim meydanlarında bu seçimi kaybedersek Filistin düşer gibi sözlere karşı bugün Filistin'de insanlık öldürürken bu iktidarın başındaki kişinin şu an İsrail ile ilgili yapılmış hiçbir anlaşmanın bir tanesi bile bozacak değiliz sözleri yürekleri sızlatan ve karartan iki yüzlülüğün vesikası olarak tarihe geçmiştir. İslam ülkelerinin liderleri artık bu iki yüzlülüğe son vermeli. Basit kınama açıklamaları yerine derhal harekete geçirmeli ve 1974 yılında Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın Kıbrıs'ın fethiyle ilgili gösterdiği cesareti ortaya koymalıdırlar. Aksi halde harekete geçmen İslam ülkelerinin liderleri uluslararası güçleri arkasına almış, Siyonist İsrail'in her türlü gücüne rağmen korkusuzca direnen ve her türlü yokluklar içerisinde mucizevi bir çaba sergileyen Filistinli kardeşlerimizin mücadelesinden utanmaları gerekiyor. Selamünaleyküm. Çok kıymetli başkanlarım, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, hepinizi saygımı muhabbetle selamlıyorum. Yapmakta olduğumuz Gebze ilçe divan toplantımız hayırlara vesile olsun. Ümmetin kurtuluşuna vesile olsun. İnşallah toplantımızın sonunda da gönüllerimizde hoşnutlukla buralarına ayrılmayı Rabbim bizlere nasip etsin duasıyla konuşmalarıma başlıyorum inşallah. Değerli konuklar, ilçe divanların benim açımdan iki tane önemli hususu var. Bunlardan bir tanesi, bu yaptığımız çalışmaların, burada aldığımız kararların kelebek etkisine sebebiyet vereceğini ben biliyorum. 973 ilçemiz var, 81 ilimiz var. Bu yaptığımız çalışmalarla, kelebek etkisiyle hem Türkiye'deki insanlarımızın kurtuluşuna hem de dünyadaki İslamların kurtuluşuna vesile olacağız inşallah. İkinci önemli husus, özellikle son dönemde oldukça karışık bir hal alan hak ile batıl mücadelesinin nasıl yapılacağını topluma gösterebilmek için burada alacağımız kararların son derece önemli olduğu kanaatindeyim. İki tane örnek vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Bunlardan birincisi çarşamba gecesiydi. Evet, çarşamba salı gecesiydi. Bombalamanın olduğu gece salı gecesiydi. Mecliste oturum halindeydik. Telefonlara mesajlar geldi, telefonlar geldi. Böyle böyle Gazze'de hastane bombalandı. 500'den fazla insan hayatını kaybetti dediler. Birkaç dakika bekledik. Acaba diğer partilerden bir ses çıkar mı diye. Baktık, bir sessizlik hakim. Saadet Partisi olarak olaya müdahale etmemiz gerekiyordu. Ve meclis başkanına dedik ki, şimdi bir haber aldık. Gazze'de kardeşlerimiz şehit edildi. Böyle bir ortamda genel kurulun oturum yapması doğru değil. Oturumu lütfen kapatalım. Ve hızlı bir şekilde de 6 partinin grup başkanı, grup başkan vekilleri bir araya gelsin ve İsrail'i kınama mesajı yayınlayalım dediler. Kendi aralarında partiler görüştükten sonra meclis başkan vekilinin başkanlığında 6 parti bir araya geldi ve dünyada ilk defa kınama mesajı yayınlayan parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosu oldu. O an için 20 vekili elimizden gelen buydu.
kınama mesajı yayınladık. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Duramıyorduk, duramazdık. İnsanlar orada acı çekiyordu. Çocuklarımız katlediliyordu. Büyükelçiliğe gidelim dedik. Tarihte çok olmuş bir şey değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin İsrail Büyükelçiliğinin önüne gidip orada protesto yapması, basın açıklaması yapması çok alışagelmiş bir şey değil. Biz meclise dedik ki biz gidiyoruz. Saadet Partili 20 vekil olarak meclise gidiyoruz. Gelmek isteyen gelsin dedik. Tüm partiler, meclisteki 6 partinin hepsi de iktidar partisi dahil buna Büyükelçiliğin önüne geldiler. Orada da basın açıklamasını yaptık. Yine o an için elimizden gelen oydu. Belki dediğim gibi tarihte ilk defa bütün partilerin vekilleri İsrail Büyükelçiliğinin önünde protesto eylemi yaptık. Dağıldık. Yine duramazdık. Acı devam ediyordu. Bombalamalar devam ediyordu. Katliam devam ediyordu. Sabah arkadaşlarla dedik ki ne yapabiliriz? Bir şeyler yapılması gerekiyor. Farklı grup önerilerimiz vardı. Meclise görüşmek üzere verilmesi beklenen grup önerileri vardı. Böyle bir acı yaşanırken başka bir konunun konuşulması doğru değil. Filistin'i konuşmamız gerekir dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge verdik. Dedik ki meclis bir heyet oluştursun ve Gazze'ye gidelim. O hastaneyi ziyaret edelim. Yaşanan hadiseleri birebir yerinde görelim. Neler oldu, nasıl bir acı yaşandı bunları görelim dedik. En sert tepki kimden geldi dersiniz? Maalesef AK Parti'den geldi. Şok olduk. Hiçbir siyaset göze diye söz alırken de şunu söyledik. Bunu bir siyasi malzeme için değil, içimiz yandığı için, bir Saadet Partisi'nin temsilcisi olarak değil, Filistin'de yaşanan acıdan dolayı yüreği yanan bir milletvekili olarak sizden talep ediyoruz. Bir heyet oluşturalım. Bu heyet gider veya gitmez. Gazze'ye girebilir veya giremez. Hastaneye ulaşabilir veya ulaşamaz. Önemli olan bu değil. Milletin meclisi bunu niyet alsın ve oraya gitsin dedik. İktidar partisi bize döndü dedi ki burası bir sivil toplum kuruluşu değil dedi. Hayda demek gerekiyor. Eğer orası sivil toplum kuruluşu değil, elhak doğru. Ama siz Filistin'e destek olmak, İsrail'e köstek olmak için ne yapıyorsunuz? Meydanlara çıkıp kol kola girip yürüyüş yapıyorsunuz. Meclis başkanınız, milletvekilleriniz, eski İçişleri Bakanınız kol kola girip yolda yürüyorlar. Siz yürüyemezsiniz. Siz eylem yapmakla mükellef olan bir partisiniz. Biz yapabiliriz. Biz muhalefet partisiyiz. STK'lar yapabilir. Onlar eylem yaparak sizi harekete geçirmekle mükellef olan kurumlar. Ama siz eylem yapmakla mükellef olan kurumlarsınız. Bize bu suçlamayı yaptıklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir STK değil, siz Filistincilik oynuyorsunuz diye suçlama yaptıkları esnada, iktidarın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde basın açıklaması yapıyorlardı. Atkıları takıyorlar, Filistin atkıları takıyorlar, basın açıklaması yaparak bir eylem yaptıklarını düşünüyorlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildi. Haliyle oylama yapıldı. İktidar muhalefetten gelen ne gelirse gelsin bir alışkanlık yapmışlar, red oyu. Özellikle diyorum ki gidiyorum AK Partili vekile, MHP'li vekile. Ya şu hususta Saadet Partisi'nin veya diğer muhalefet partilerinin getirdiği önergenin hangisi sizi rahatsız ediyor? Şu metinde hangi cümleye katılmıyorsunuz? Noktasına virgüle kadar inceleyin dediğimde ya Mahmut Bey sonra konuşalım. Vicdanen rahat değiller. Ama yukarıdan gelen talimat onların bu noktada özellikle Saadet Partisi'nden, muhalefet partisinden gelenlere bir tepki vermelerini emrediyor maalesef. Dedik yine yetinemeyiz. Çalışmamız lazım. Oradaki kardeşlerimizle bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na özelde giderek dedik ki bir heyet oluşturun artık. Her partide birer vekil katılsın. Gidelim buraya. Filistin'e destek için bölgeye gidelim. Bakalım görüşmeler devam ediyor. İkna etmeye gayret gösteriyoruz. Eğer diğer partilere katılım sağlamayacak olursa biz Saadet Parti vekiller olarak Gazze'ye gitmeye hazırız. Ama bunu Millet Meclisi göndersin. Biz gidebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin göndermesi bir anlam ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Filistin'in yanında sözle değil de eylemle yanında olduğunu işaretidir. Bununla alakalı gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bununla da muvaffak oluruz diye ümit ediyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle son 15 gün içerisinde yaşanan hadiselerden dolayı bedenimiz değil ama kalbimiz emin olun çok yorgun.